İpek kozası nasıl böyle güzel bir iplik halini alıyor? Az sonra. Az sonra. Uzatsaydın ablam, güzel gidiyor türkü be. Az sonra. Evde kalmışlar ekran başına. Evde kalmış kızlara koca, evlenememiş adamlara da itina ile gelinlik kız bulunur. Adres, Firdevs ve kızı. Az sonra. Ankara'nın Allah'ındayız ve mevzu yok. Ahali, acil mevzu bulun yoksa atarım kendimi buradan aşağı. Ne? Atarım kendini. Mevzu bulun. Nallıhan'ın iğne oyası var. Çok meşhur. Nallıhan'ın iğne oyası mı? Onu bir öyle. Öyle mi? Evet. Önce iğne oyasını çekelim, sonra mı atın kendini aşağı? Atmayın. Çok gençsiniz. Atmayın kendinizi. Vallahi bak, ayaklarınız titremeye başladı. Ayaklarınız titremesin. Bakın, o mevzu izlenmezse atarım kendimi aşağı. Öncelikle çok güzel iğne oyaları var. Bağırmayın. Legacım, ne toplamışsınız siz oraya? İğne oyası mı? Ankara Nallıhan'da iğne oyası olduğu iddia ediliyor. Bu iddia gerçekleşmezse bu bizim son veterimiz. Bakın, bir daha söylüyorum. İğne oyası yoksa orada bir muhabbeti atarım kendim buradan aşağı. Görmüyor musunuz? 300 metrelik uçurum var aşağıda. Geliyorum. Yani. Söylemeyeyim, sürpriz olsun. Şimdi ben bu görüntüden çıkacağım. Öbür görüntüye girdiğimde belli olacak. Kolay gelsin. Tamam. Hu. Hoş geldiniz. Reçel mi yapıyorsunuz? Ceviz kaynatıyoruz. Buyur. Ceviz kaynatıyoruz. Beyaz ceviz mi kaynatıyorsunuz? Evet. Yeşil, beyaz. Boya yapacağız onlardan. Çok sev, bayılırım. Bayılırım evet. Cevize. Bayılma yavrucuğum, niye bayılıyorsun? Bayılıyorum anacığım, ne yapayım? Hayır be. Cevize bayılırım. Öyle ama mi? O cevizler niye yüzüyor orada, beyaz beyaz cevizler? Bu cevizlerden biz böyle tek çekiyoruz, baksana. Olur mu canım? Şey. Cevizden ipek çıkar mı? Çıkıyor işte. Çıksa? Biz çıkarız. Nasıl? İşte çıkartıyoruz. Cevizden da ipek çıkartırsın. Evet. Bunu da çıkartmak marifet. Marifet? Evet. Cevizden ipek çıkar mı canım? Cevizden ceviz çıkar, ceviz kabuğunda yakarsın, olur yani. Evet. Cevizin esas bir de yeşil dış kabuğundan da boya olur. Boyama yaparız, bak bu boyama. Yumurtadan civciv, tavuk yumurtadan yumurta. İsim? Feride teyze dedin miydi? Görmüşsündür ben televizyonda adamı. Ben halk eğitimde çalışıyorum. Halk eğitimde? Evet. Ha. Halk eğitimde. Binbir gecede Onur'la, neydi o kızın adı, sen söyle. Onlar şey yaparken, gördüm ben seni arkada, evet, kokteylde şerbet içiyordun. Orada değil mi? Evet, anladım. Evet. Ali'ye hani en son tekneye bindi ya. Evet. Gidiyordu hani tekme özgürlüğe doğru. Hatırladın mı? O yandan geçer tekneden el sallıyordun sen. Evet. O da değil herhalde ya. Dur, Allah Allah. Ben halk eğitimde çalışıyorum. Buldum. Şebnem Kısa Parmak. Şiir okurken ağlıyordun sen. Olabilir. Bu güler yüzünüzü inşallah evde beyinize de gösteriyorsunuzdur Feride Hanım. Evet, 40 senemi vermişim. Niye verdiniz 40 senenizi? Beyime. Verdiniz, ne oldu? Ya, ne oldu, ne yaptın, namkör? Hiçbir şey yapmadım yavrum. 3 tane erkek çocuk verdim, 3 tane gelin aldım. Canım, yani kız versen olmaz mı? Ya, o aynı kızı, şey. Kız veremedim yavrum, kızım olmadı, ne yapayım? Ne yapalım annem, kısmet öyleymiş. 3 tane kız getirdim ama. Gelin.
Evet. Onlara tabii evde. Evet, kızım diyorum. Kızım diyor, öttüre kızım öttüre, öttüre, ha, öttüre onları, evet, böyle. Yani üç tane tekme yemedim ben. Üç tekme yemedim yani, gelin tekmesi yemedim. Gelin tekmesi de mi varmış? Evet, var ya. Gelin tekmesi nasıl oluyor? Olmaz öyle? Olur mu? Nasıl oluyor? Huzursuzluklardan dolayı gelin tekmesi denir işte ona. Gelin bile ama kalkıp ben böyle tekme mi atıyor? Atarmış, ben görmedim ama. Görmedim daha ileride. Gelin tekmesi yiyen kaynana var mı memlekette? Var. Var. Çok hem de. Çok. Evet. Var mı bu cemiyette? Var. Bu cemiyette yok. Daha başlamadı onlar. Küçük onlar. Onlar geriye dönmedi. Ben döndüm. Öyle mi? Hı hı. Gelin tekmesini nasıl savuşturacağız? Nasıl savuşturacağız? Vuracağız tekmeyi. O da böyle. Ben ona vuracağım. Ayıracağım artık. Ne yapayım? Değil mi? Gelinden, evet, tekme yemeden sen yapıştır yapıştır vereceksin, evet, ki beline, evet, beline. He. Neden olmasın? Öyle. Ha? Öyle. Evet. Çivi çiviyi söker. Gelinin tekmesini yemek istemiyorsan, aha, tekmeyi sen yapıştıracaksın. Evet yavrucuğum. Sizin öyle bir de şarkınız var, bilir misiniz? Ney 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 Feride, Feride. Evet var. Söyler mi beyiniz size? 40 senenizi verdiniz beyiniz. Söyler. Benim beyim güzel kaval çalardı. Öyle zabir mi? Bir zamanlar, evet. Kavalına mı aşık oldunuz beyim? Bilmiyorum, kavalına mı aşık oldum, yamalı şalvarına mı aşık oldum. Tenekeyi sırtına vurur tana gitmeye giderdi. Herhalde öyle oldu önce, 40 sene önce. Öyleydi yani. Dana giderken? Evet. Sırt tenekeyle ne taşıyor? Tenekeyi urgana sırtına takardı, kuyudan su çekecek, danaları sulayacak. Danaya bir su götürüşü vardı yamalı, yamalı pantoluyla. Evet, evet. İngiliz kilodu muydu pantol? Evet, böyle bol paçalı, yamalı böyle dizleri, arkası yamalı. Öyleydi yavrum. Ne arkası yapalım? Yamalı adam çekici mi olurdu eskiden? Bilmiyorum, öyle olurmuş da evet ya, şapkayı böyle de bak, şapkayı eğdirmiş, kaşına değdirmiş böyle. Bre. Sen de yakıyormuşsun ama o zamanlar. Bilmiyorum ortada. Herhalde öyleymişti. Feride. Efendim canım. Canımcığım yakıyormuşsun sen de ortalığı. Evet be, yaktım. O da beni yaktı. Yok oldu ortalığı yakıyormuşsun sen. Hı-hı. Adam yanmış seni bir görüşte. Sana ama çok isteyen varmış o zamanlar. Olabilir. Ama kes sen kız, armudun saplı üzümü çöpü diye beğenmemişsin onları. Evet öyle oldu. Yamalı prensini, hı-hı, beklemişsin. Hı-hı. Beyaz at yerine beyaz bir dana sularken, evet, aşık olmuşsun galiba. Aynen öyle oldu. Bir de kaval üfürmüş ki, hı-hı, sen tası tarağı, evet, toplayıp yanında bulmuşsun kendini. Evet öyle oldu. Hoş geldin yani, güzel kız demiş o da sana. Hı-hı, sen de demişsin ki hoş bulduk yakışıklı. Hı-hı. Kaytan bıyıklarına vuruldum onu. Evet. Var mıydı bıyığı? Var. Vardı. Hala var mı? Var. Kaytan mı gene? Hayır, granta gibi oldu artık. Öyle mi? Granta artık. 63 yaşına girdi. Ben 58. Yaş ilerledikçe artık morukluyoruz be yavrucuğum. Estağfurullah sen ne morukluyorsun? Tabii. Yalnız ben of of bu otantizm beni bitirecek. Bitirecek. Odun kömürü, odun ateşinde maşallah ne kadar da güzel yanıyor. Evet. O, evet. Ne ocak. Eski değilim, eski ocaklarımız. Evet. Odunlar ama nasıl tütmüyor? Nasıl bir bacaysa, nasıl, evet, çekiyorsa onu. Evet. Ben size ama tekke düşsün kel görülsün. Bu maskaralar sizi. Kimi kandırıyorsunuz hayatsız? Odunları oraya yığmışlar da odun ateşinde ipek koy. Allah Allah. Haydi babam. Sizi sosyete olmuşsunuz iyice. Sosyete anam. Evet. Eskiden zaman çıkmıyor onun için mecburen yavrum. İçeri geliyor zehirleniriz o zaman. Sen buraya giremezsin ki. Şekerim eskiden bu yanıyormuş ama burada. Sen Mayıs ayında gel de o zaman görüşelim seninle. Niye? Oldu Mayıs ben gideyim ayında, Mayıs ayında görüşürüz. Şimdi buraya. Oldu. 4 ay sonra görüşürüz Mayıs inşallah. Mayıs ayında daha güzel olur her şeyimiz. Olur mu Feride'ciğim? Evet, evet. Bu ipek mi? İpek. İpek böyle mi elde edilir? Evet. İpek böyle böceğinin ördüğü kozayı, heh, alırsın. Evet, böyle pişirerekten çekeriz ipini. Sadece böyle. Sadece suyun üzerinde mi pişiriyorsunuz onu? Suyun içinde pişer. Suyun böyle içinde tuzdur, şekerdir, hayır, başka hayır, bir şey hayır, var mı? Hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Hadi. Sadece kendisi böyle pişer. Ondan sonra bu çileyi alırız ondan. Ondan sonra boyarız. Her şeyi sen anlatma şeker. Tamam. Onu da yapan hanımlar anlatıversinler. Haklısın. Oturmuşum baş köşeye ayrı bir şey. Kavalına... Seni bekledim yavrucuğum, ne yapayım? Neyi mi bekledin anne? Gelecek diye şuraya gelecek. Televizyonda görüyordum, daha memnun aman oldum. Aman geldik şimdi. Bağrına mı bastın sanki? Basayım yavrum nasıl istersen. Nasıl istersen basayım yavrucuğum. Oldu mu? Bağrına bastığında bir ninni mi söyledi sanki? Ne diyeyim ki şimdi ben? Ninni mi söyledi sanki bağrına bastın? Bebeğin bir şey çamdan yuvarlandı düştü çamdan. Bey babası gelir şamdan. Nenni nen
hadi yavrucuğum. Koca bebek, kalk. Koca bebek. Uyudu. Uyudu işte, bir yorgan yudur. Şuray. Ne yavrum, ne? Ya da dur, burnuma sokma şu ışığı ya. Kornea morneye kalmıyor ondan sonra abicim. Yanmıyorsun, ya. Yanmıyorsun, ne yapayım? Ya dünyanın en güzel yeri ya. Dünyanın en rahat abi yeri ya. İki saattir uyuyorsun, idare ettim ya. İki saat mi? Evet. Valla. Oğlum ana kucağı be. Evet. Ana kucağı. Asker hocam mı canım, burası ana kucağı tabii. Ana kucağı be. İşte ne biberonunu çıkar sen de ağzına. Acıktın zahar. Şu rezene çayından vereceğim sana. Gece sabaha kadar mide gurultusundan uyutmadın beni. Sabaha kadar ağlıyor. Sallıyorum yok. Bir tane bırırk yapacak diye. Ağzına bir somruk. Ağzına bir somruk. Götüne bir yomruk vurdaydı. Ağzına ne? Ağzına bir somruk vereceğim. Poposuna da bir yumruk. Yumruk. Evet. Ağzına somruk. Popona da bir yumruk. Vurdum muydu ben senin? İşte kadar. Ne gaz kalıyor ne bir şey. Rezene çay, elma evet. Yağları mı varmış eskiden be? Tabii. Şimdi çıktı onlar. Bu bebekler annem evet. Gazdan uyuyamıyorlar be anacığım ben. Uyur sen benim dediğim yap. Ağzına somruk. Somruk. Poposuna yumruğu vurdun muydu dömelir uyur. Daha ne uğraşıyorsunuz siz? Bebek gaz yapıyormuş da uyumuyormuş da sallıyormuşmuşuz da. Ağzına somruk. Affedersin kıçına bir tane yumruk. Kodun muydu? Evet. Acıklı eline bir soğan bir eline de ekmek işte kadar. Yok ben ufak çocuktan bahsediyorum ya. Ufak çocuk olsun. Onun kemiri o. Ufak. Hı-hı. Dişi çıkmamış çocuk soğan evet, kemirecek. Evet. Kimri. Ondan sağlam oluyormuşuz kokusunu bizde. Aldı mı yeter ona. Soğan kokusu. Evet. Öyle mi uyutmuşlar seni? Sen çocukları öyle mi büyüttün? Ben büyütmedim. Benim babaannem bana öyle yaparmış. Soğanla. Evet. Sana yandım ya lel. Amanın ya lel ya lel. Ben sana yandım ya lel. Siz isminizi bağışlar mısınız? Habibi Tramlı. Habibe Hanım efendim. Efendim. İpek böceğinden. Ama İpek kozasından. Evet. İpek. Ne evet. Olacak bu ipekler? Bunları çekiyoruz. Biz tekrar boyuyoruz. Hem kendi hani doğal olarak boyuyoruz ipeklerimizi. Ceviz kabuğundan, ıhlamurdan, havuç, portakal kabuklarından, nardan, karalahana, salata yaptığımız karalahanalardan haşlıyoruz. Doğrayıp haşlayıp onun suyunla çok güzel boyalarımız, renklerimiz var orada. Sonra ne oluyor bu ipekler? İpek boyuttan sonra tako olarak yapıyoruz. Yazmaları, yemenleri. Teyzenin bak başında var onlardan. Yapıyoruz. Allah ona çok değil. Güzel. Teyze kendim değil yaptım o. Ben bunu. O teyze Firdevs. Ama Firdevs diyorum ama. Feridem kendiniz mi yaptınız? Evet. Mı? Gelinler evet. Yapabiliyor mu? Yapar. Vallahi. Evet. İğne oyası meşhur mudur Nallıhan'da? İğne oyası Nallıhan'ımızın iğne oyası meşhur. Lagacım demeleri çok meşhurdur. Lagacım? Nallıhan'dır dedikleri, piriştir yedikleri çok hoşuma gidiyor. Lagacım dedikleri. Evet. Siz efendim nasıl aşık oldunuz ve neyine aşık oldunuz? Benim eşime, ablam evlendi. Biz iki kardeş, iki altıyız. Eşim hiç kendi aramızda böyle gelip gider de pek tanışmayı görürdük de hiç aklımızda yoktu. Bu da görümce. Ablam görümce evet. Bir gün geldi görümce ablam gelin oldu. Özür dilerim. Siz hem abla kardeşsiniz. Evet. Yok. Aynı dairede bir de. Üçümüz de. Ben bunun görümcesiyim. O sizin bu da ablasından gelininiz. Elti. İki evet. Elti iki kardeşle. Aynı bunlar bana çok bakıyorlar. De. Ben kilo alıyorum böyle. Gelin hanımlar bana bakıyor. Ha bacanaklar ilgileniyor sizle yani. Ya, abi kardeşimin hanımı kardeş, bu. İki kardeş, iki eltiyiz. Kardeşinin aynı, hanımı iki. Baldız oluyor değil mi? Yok bu ben görümceyim. Görümce, bu görümce. Bu gelin. Ablam da benim eltim. Onun da görümcesi abla. İki kardeş, iki elti olduk yani. İki kardeşe vardık. Bunlar iki kardeş, iki elti olunca bir ben görümce, tek ablam görümce. Ablam evlenmiş. Biz gelip giderdi yine eşimle. Bir gün demiş kayınvalidem. Bayağı demiş küçük kız da büyüdü. Hani istesek mi? Ne bileyim anne demiş hiç alıcı gözle bakmadım ben demiş. Hala oğlu mu diyor bunu? Efendim? Yok yok. Kendi ablamın ablasını, kendi kayınvalidemiz demiş. Baldız diyor yani. Kayınvalidem demiş. Görümcesi yani. Bunun kaynanası. Kaynata. Benim kaynanam. Ha, ablamın da kaynanası. İki kardeşi, iki altı olduğumuz benim annem için. İki evden, bir evden iki tane kız almış yani. Oğlanların ikisini bir evden vermiş annem. Ben enflasyon yani. Da tek i̇şte hane bir rakam. İşte onlar iki evden almışlar yani. Yabancı demiş, dövüşmesin diye iki altı demiş annem.
kardeş oldukları için iyi geçinirler demiş. Yani hanımefendi sizin baldızınız oluyor. Kardeşimin hanım oluyor, ablam oluyor. Ben bacanak ablası oluyorum. Ben ablası oluyorum. Siz o zaman görümce. Ben evet, görümce. Allah şükür görümce. Bir tane çıktırdım ya. Görümce. Görümce. Evet, görümce. Siz de gelin. Küçük gelin. Gelin ha gelin. Gelin görümceyiz. Oh. Gelin görümceyiz. 20 senedir beraber kalırız. Buldum be gelin. Aman gelin. Gelin. Ha, gelin siz. Evet. O yüzden ben bir bakmaya gideyim demiş. Bakın, geldi. Dur bir saniye. Siz A, siz B, sizin kocanız C, ablanız D. Şimdi C, B'yi görünce ne olmuş? Ne olmuş işte beni görünce eşim işte beğendi. İşte matematiğin faideleri bak. Formülize ettiğin zaman C ve B birbirini görünce X, Y. Ablam sen adamla nasıl tanıştın ya? Nasıl oldu ya? İşte eşim... Karı ne olur görümce bacanak deme, baldız deme ne olur. Tanıştın tamam. Ben alıcı gözle bakmadım demiş. Bir gideyim bakayım diye. Oldu geldi, bir de gelip eve, elin evinde işte, bir alıcı gözle bakaydı bir de. İşte ablamla gelirler giderlerdi. Yenge olarak gelirlerdi. Aynı ablam evlendi aynı evi. Gitmeyin ne olur gitmeyin. Bütün ekip bırakıp gidiyor. Tanıştık işte. Sen kal. Ne olur gitme. İşte ben de gideceğim. Tamam, sen de mi gidiyorsun? Tamam demiş. Oldu demiş. O yüzden işte bir evden işte iki tane kız aynı olduk. Elti olarak. Oh, elti ben çıktı. De bunları görümcelik yaptım. Zayıflattım hepsini. Kendim yerim kilo aldım. Nasıl olmuş öyle? Bunlar işte kardeşlerime söyledim. Çekiştirdim. Kötüleye dedim. İyiliğe dedim bu gelinlere. Bir annem ama sen semirmişsin onlar kilo vermişler. Onlar bana çok seviyorlar. Demek ki efendim kilo vermek istiyorsanız... Evet. Gelin bol görümceyle oturun. Gelin görümce bir arada oturun. Hiç öyle beraber börülce, oynaca, mörülce falan durumları yok. Evet. Konuşan semiriyor. Konuşmayan oturuyor. Konuşmayan kilo veriyor. Bunu böyle sarıyorsunuz. Evet. İpek yapıyorsunuz. İpeği, saf ipeği. Bunun adı kelefe. Buyurun. Kelefi diyoruz buna. İpek saracak şeyi kelefi diyoruz işte. Bitmiş şuradan bağlayıverek. Siz de boyuyorsunuz. Boyuyorum. Siz de efendim isminizi bağışlarsanız acaba bize? Zeliha Yılmaz. Zeliha Hanım efendi. Siz nesi oluyorsunuz? Elti mi oluyorsunuz? Ben komşum. Oh. En rahat ettiğim bölüm komşu. Öyle akraba makraba onun şey bu bunun. Yok. Değil bunun yani. Memleket ayrı benimki ayrı. Oh. Heh. Bu mavi gibi bir renk mi? Ha bu. Şunu bir şimdi şeyden... Kara lahana olur ya. Kara lahanayı ne yapıyorsunuz da böyle güzel bir ipek boyası oluyor? Kaynatıyoruz, suyunu alıyoruz. Ondan sonra boyamaya geçiyoruz. Ilhamırdan yapıyoruz. Ihlamur turuncu renk veriyor galiba. Evet. Havuç ve portakal sarı renk veriyor galiba. Evet. Soğan kabuğu. Soğan kabuğundan. O da kırmızı bir renk veriyor galiba. Evet. Hafif morumsu. Bunlar var işte. Bunlar şu cevizin gövdesinden, şu da kabuğundan, yaprağından. Saf ipek dedikleri bu mu? Evet. Peki efendim bu koza nereden alınıyor? Koza işte kendimiz kozanın tohumunu alıyorlar, böcek çıkarttırıyorlar. Kelebek? Dut yaprağından onları büyütüyorlar. Tırtılları? Büyüyor. Ondan sonra tekrardan böyle koz oluyor. Kozanın içini kovgadın mı da o çıkıyor. Saf ipek. Ve ipeğin doğal boyası. Bu artık bir sanayi olmuş ama Ankara Nallıhan'da hala usulüne uygun saf birinci sınıf olarak devam ediyor. Köşe başı beklerim, vay benim emeklerim. Yayama gelince sızlıyor kemiklerim. Amanın yalel yalel, ben sana yandım yalel. Amanın yalel yalel, ben sana yandım. Kaynananız size, ye kızım, ye yavrucuğum, ye canım evladım diyorsa sakın aldanmayın. Tığ gibi evlenirsiniz kayınvalide eliyle. Az sonra, bu bir dram aslında. Ankara Nallıhan'dayız. Yine sezgilerim beni yanıltmıyor ise... Bir yerde teyzeler, ablalar toplandıysa orada illaki bir şey yapılıyordur. Ya yemektir, ya işte ne bileyim. Ateş, ekmek kokusu, muhtemelen bir hamur işi var. Bu kadar bekleşen herhalde boşu boşuna bekleyecek hali yok. Merhabayın. Hoş bulduk. Ne bekleşiyorsunuz?
Ekmek. Var mı o kadar içeride ekmek? Bah. Peki ekmek nasıl yapılıyor onu bir görelim. Bu kadrodan önce de biz biraz atıştıralım içeride. Bana da öyle geliyor, kalmaz gibi bir şey var. Geliyorum ben, geliyorum. Bir fırına bakayım ekmek nasıl yapılıyor, bir görelim onu. Aa! İşte geldim. Hoş bulduk. Duydum ki Nallı Anne ne zaman gelecek, ne zaman gelecek diye kendi aranızda konuşur dururmuşsunuz. Gün bugündür. Küreği de yedik. Öyle. Etme bulma dünyası. Dil fırıncı küreği gibi olursa... Ekmekleri ezmem. Sen neyi ezdiğini bilmiyorsun ki. Diz mis kalmadı bizde. Ne menüsküs bıraktın ne bir şey bıraktın be ablacığım. Efendim kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sefa geldiniz. Sefalar gördük. Nasılsınız? Maşallah. İyi misiniz? İyiyiz, iyiyiz. Siz acil ekmek timi mi? Evet. Acil ekmek mangası. Evet. Yiyorsunuz mu, yapıyorsunuz mu? Belli oluyor işte yediğimizde. Gördüğümüzde. Köylük bir yere geldiniz. Acaba ekmek yapmaktan anlayan abla ya da teyze nasıl olur? Olduğu gibi tarayabiliriz Eyüpçüm. Siz biraz yeni başlamışsınız ekmek yemeye. En yenisini yeniniz aranızda. Onu... Az en büyüğü benim de onun için. Yaşlı evet, olarak. Peki ben... en tecrübeli kim? Ebat olan... o şey gel, kazık bir geldi dizimize bir geldi de. Kafamıza da yemeyelim o bakımdan. İnşallah. Peki en tecrübeli ekmek yapan abla ya da teyze kimdir? Ebat olarak en geniş ablaya sorarsınız. En tecrübeli siz misiniz? Evet. Biz buna... Bugün burada benim. Biz buna bingo diyoruz. İsminizi bağışlar mısınız efendim? Nurgül Balcı. Nurgül hanımefendi. Nurgül hanımefendi. Öyle mi? Evet. Evde hanımefendi. Evde de ben hanımefendiyim. Burada da hanımefendisiniz. Evet. Nallı Han'da meşhur mu efendim bu ekmek? Ekmeğimiz meşhur. Bayramlarda, özellikle bayramlarda çok yaparız. Günlükte evimizde saçta da yaparız, fırında da yaparız böyle. Beyler de böyle ebat. Evet. Genelde öyle hepsi de. Yani Nallı Han belli bir kilonun standardı. Doğru. Ablam şu küreği var. İndir kafamı bir rahat et ya. Sen de rahat et, ben de rahat edeyim. Geçin kameramanın kafasına. Kaç çeşit yapıyorsunuz efendim ekmeği? Bu çörek olarak, şekil olarak şekillerini değiştiriyoruz. İç diyoruz peynir. Bunlara. Peynir, patatesli. Bu peynirli. Bu peynirli. Domates de var. Aman maydanoz da var. Maydanoz, galiba. Peynir, kırmızı biber. Bunları böyle yapıyoruz. Bu? Bu da kıymalı. Bizim lavaşımız bu da kendimize göre. Lavaş. Evet. Başka efendim patates galiba. O da patates. Onun içinde de maydanoz var. Salça, kırmızı biber, tuz. Bunun içinde de maydanoz, kırmızı biber, salça yapıyoruz. O nedir? O cevizli. Katmerli. Onu bayramlarda genelde daha çok yaparız. Hamurda bir şişmiş, bir şişmiş. Artık mayası çok. Mayalı hamurdan. Mayalı. Mı? Maya, tuz, su. Bir de un. Ne zaman mayaladınız efendim? Sabah 10'da mayaladık. Anca geldi. Bir teknesini yaptık. İkinci tekneye geldi sıra. Birinin ekmeğe ihtiyacı olduğu zaman böyle deyince hemen pırr toplanıyor. Evet. Kadro fix mi? Bunlar fix yani. Değişik de olan var arkadaş arasında. Ben ekmek yapıyorum dedim mi hemen geliriz. Kadroyu kim belirliyor? Ekmeği yapacak insan. Hamur yoğurdu muydu? Gelin. Bu ekmeğin sahabısı kim? Bu arkadaşımın. Bu da benim. Nasıl sizin? Bu pişirdiğimiz bu arkadaşımın ekmeği. Bunlar pişiriveriyorlar. Bu da benim olacak. Bir daha sıra gelmedi. Bu nedir efendim? Bu ekmeğin ya sulaması, sulak deriz biz. Bunu yapınca kızarması için üstünde. Bunu yapmazsak öyle umralı umralı olur üstü. Bu kokular hemen buradan mı geliyor? Evet. Her şey buradan geliyor. Bu fırın ne fırını oluyor? Ekmek fırını. Taş fırın. Taş fırın bu mudur? Evet. Taş gördüğünüz ekmek gibi fırını. Taş. Mahalle fırını. Taş fırının öyle bir taşlık bir maçoluk durumu yok. Hatta biraz da feminen bir yapısı var. Çünkü neden? Hanımlar. Siz mi yapıyorsunuz bunu? Bu mahallede komşumuzun fırını. Bir tane mi var fırın? Var birkaç tane. Ya kimin ihtiyacı olursa kullanır evet, mı fırını? Evet. Gelir teklifsiz yakar evet. Gider. Ev sahibine söyler fırın sahibine yakar pişirir. Bu ne odunu yakıyorsunuz bunun içinde? Ya her çeşit odun oluyor işte nasıl odun bulursak. Yani özel bir odunu yok. Esas çam odunu olsa daha iyi olur. Öyle çam mi? Odunu meşe odunu tabii. Biz kavak buluyoruz bahçelerden getiriyoruz.
ağlarda. Ve fırının yandığını ne zaman, yani ekmek için atılacağını? Ya fırın yanınca üstü ağrır. Bak şu tepesi ağrır. Ağırınca fırının altı üstü olmuş diye. Oradan anlarlar. Bu nedir? Elim yanıyordu onun için fırının içine girdikçe. Kabarıyor elim üstü. Allah kolaylık versin. Sağ ol, Allah razı olsun. Gelin, ne yapıyorsun? Anne sen gel, sıralım sen şimdi. Zerbeye benzettim. Anladığımız kadarıyla ağır bir hanımefendi geldi. Öyle kızım mızım, annem anne. Acaba ana kız mı, gelin kaynana mı bir soralım. Sağ yanınızda oturan hanımefendi kızınız mı, gelininiz mi? Gelinim. Gelin. Gelin. Peki bir gelin kaynanaya iş buyurabilir mi? Bilmiyor ki be, buyururdur, ne buyurması buyurur. Ben az önce kulaklarım yanlış işitmediyse gelininiz size dedi ki anne buyur biraz ekmek yap dedi. Ha buyurur. Yani gelin kaynanaya iş buyuruyor öyle mi? Olur mu öyle şey? Tam zamanı gelince buyurur. İsminizi bir de bağışlarsanız altın dişi. Maviye Bağcı. Maviye Hanım. Dişleri bey mi taktırdı ağzınıza? Evet. Altınları? Tabii. Havalı olsun diye mi? İşte başka dişim olmayınca bunları taktırdık. Zengin olmuş ama biraz. Sizde var mı efendim altın dişi? Hayır. Kaynananız size hava atıyor mu? Normal dişli gelin diye. Ben altın dişliyim diye. Yok, hiç atmadı öyle. İsminizi bir de bağışlarsanız efendim. Nezahat Bağcı. Nezahat Hanım efendiciğim. Vallahi düşmüşsünüz kaynanaya, ben size söyleyeyim. Düştüm, evet. Memnunsunuz kaynanaya. Memnunum. Siz gelinden memnun musunuz? Memnunum. Memnun olacak. Ayrıla, ayrı durla. Bir gelinim var, bir oğlum var. Bir ayrı durla. Onun için işlerinde yapıyorsun sen onları. Tabii. Evet, katmerin oraya gelmemiz biraz zaman aldı. Neden? Çünkü annemizin etrafında biraz dolaştık. Kendisi gerek baş ekmekçi, gerekse de baş kadın. Ya tenekesi miymiş o? Oldu bile be. Üstümüz acık yağlandık acık. Tabanları yağladık. Tabanları acık yağladık. Az kaldı. Pink pink diye kaçacağız. İsminizi bağışlar mısınız? Nimet Akdoğan. Nimet hanımefendi. Evet. Benim anladığım kadarıyla baş kadın hanımefendi hemen her yemekten anlıyor. Hı hı. Ama gördüğüm kadarıyla katmerin başında siz oturuyorsunuz. Evet. Görev bölüşümünü yapıyor musunuz? Kıymalıyı sen yapacaksın. Evet. Katmerliği ben yapacağım diye. Evet. Siz katmer uzmanı mısınız efendim? Evet, birazcık öyle oluyor işte. Yardıma geldim. Başka bir alanda mı başladınız yoksa direkt katmerci olarak mı başladınız? Yok, pazı dökerken de yardım ettim. Leğenden hamuru çıkartırken de yardım ettim. Şimdi bunu yapıyorum. Bazen arkadaş yorulduğu zaman, ilk Nur arkadaş yorulduğu zaman fırına geçiyorum. Yani burada herkes her işten aşağı yukarı evet. anlar. Evet. Yeter ki biri desin ki ekmek yapacağım kı. Evet. İşi gücü bırakıp bın. Evet. Bu ekmekten size de düşüyor mu efendim? Evet, yani hamuru yaptığımız zaman hepimize düşer. Yani şimdi, bugün ben arkadaşlara yardıma geldim sadece. Ya benim ekmeğim var, yeni pişirdim burada yine. Onun için. Adamlar sizin yaptıklarınızı mı tercih ediyorlar? Evet. Halbuki git fırına al ekmeği. Ama öyle de bu kendi yöremizin ekmeği daha güzel. Yani çarşı ekmeğini belki şu büyük nallanda belki yani çok az kişi alıyordur çarşıdan ama böyle kendimiz hep... Adam eve geldi, cevizli katmeri de gördü. Evet. Vallahi hanım be ya, eller razı sağlı ya, nasıl da canım çekiyordu ya. Lan. Oluyor mu efendim? Herhalde. Öyle mi? Güzelcecik yapıyoruz, önüne koyuyoruz, çayını demliyoruz. Canım adamlar da yoruluyorlar be ablam be. Yoruluyorlar. Sen de acık ayağını üfeleyiver adamın ya. Elimizden gelen yok. Yani bir belini çıtlatıver, bir çık üstüne çiğne adamı ya. Her cemiyetin enleri vardır. Biz de anladığımız kadarıyla en zenginin yanındayız. Doğru mu efendim? Bu cemiyetteki en zengin hanımefendi siz misiniz? İnşallah öyleyimdir. Sol tarafınızda bir bilezik, sağ kolunuzda iki tane bilezik. Onlarla zengin oluyor, olmuyorsa zengin. Vallahi bakıyorum hiçbir hanım da yok. Ya siz böyle bir hani gidiyoruz ekmek yapmaya bir şıngır şıngır şıngır. Bana hava atacaksınız bir de bileziklerle. Evet. Ooo diyeceğim ben de öyle mi? Ya ben ne anlarım bilezikten. Adam evlilik yıl dönümünde falan bu biraz yeniye benziyor. Evet. Evlilik yıl dönümünde. Öyle oldu. 25 seneyi basınca. Gümüş yıl hediyesi mi? Evet. Peki efendim sizin evlilik nasıl oldu?
Benim halamın oğluydu. Bitti. Bitti. Zaten ne varsa bu. Firdevs girmedi mi olayın içine? Girmedi. Firdevs'in karışmadı tek evlilik köyde. Babam yeğenini çok seviyordu. Yeğenini verdi. Siz beğeniyor musunuz? İsteyen çoktu. İsteyen çoktu. Evet. O isteyenlerden beğendikleriniz olmaz mıydı hiç? Küçüktüm pek. Ben de bir şey bilmiyordum o zaman. 18 yaşındaydım. Allah bilir her hafta dünür geliyor size. Evliliği düşünmüyordum. Halamın oğlu olunca babam da yeğeni isteyince verdi. Siz babanız verdi diye mi evlendiniz? Evet öyle oluyordu bizim buralarda eskiden. Şimdi herkes kendisi buluyor. Önceden babalar anneler karar verirdi. Onlar verirdi. Hangisi daha iyi? Bilemeyeceğim. Anlaşmak da güzel. Anlaşıp evlenmek de güzel. Öyleyse de bizim yabancı olmadığı için benim şansıma iyiydi. Yani kimin ne olduğu biliyorduk. Kayınvalideniz halanızdı sonuçta. Yani zorluk çekmedim. Beyim de öğretmendi. İstemeye gelenler vardı ama yani. Çoktu. Etekler tutuşmuş mu halanın oğlunun? Evet. Başkasına gitmesin diye. Bir kulis mulis yapmış mı? Anne bir konuş dayımla da. Evet. Ha? Haftada bir mi geliyordu efendim size? Haftada bir gelirdi. Öğretmendi o zaman köyde. Yok yok. Dünürler diyorum size istemeye. Valla işte o zaman ne bileyim. Sizin herhalde evlenmeden önceki son bir yılınız kahve yapmakla geçmiş. Öyle yani. Oldu. Firdevs'e denk gelmediniz mi? Gelmedim. O mahalle biraz uzaktı. Firdevs'in parmağı olmadan evlilik mi olur? Mizahat, ne yapıyor Firdevs? Mizahatı kandırmış o. Firdevs teyze işte şey yapar. Ne bileyim. Hala omuzu tüfekli adamlarla evlilik çağındaki yok, kızları. Artık, yok yok şimdi artık. Bıraktı mı o işleri? O işle zaten şimdi gençler kendisi anlaşıp da evleniyor. Yani bizim zamanımızdaki gibi görücü usulü misla dünür gitme falan yok artık. Ya o meslek de bitti. Son ütücü işte son su fıçıcısı ne bileyim. Son baskı balatacısı işte. Son çöpçü onlar da kalmadı. Sen Firdevs'in kızı mı? Merhaba. Firdevs'in kızı mı sen? Evet. Ya ben bakıyorum Meşhur bakıyorum. Firdevs. Benzettin mi? Bakıyorum bak dedim ya bu Firdevs hık demiş Firdevs teyzenin burnundan düşmüş dedim ama. Aynısı. Bu kadar mı olur? Ama acık Firdevs teyze acık daha zayıftı ya. Ufacık benden tabii ben azıcık geldim. O biraz kostak. Besiliyim ben. Sizin kadar besili değildi ben bu karanlığı. Ben babama çekmişim. Bir acık sen baba tarafına be. Baba tarafına. Annenle. Anadan kıza geçiyor mu o meslek? Geçiyor. Çöpçatan. Geçiyor. Çöpçatan diyebilir miyiz? Ben de daha fazla değil. Dedik. Çöpçatan. Çöpçatan. Kaç kızın başını ya da oğlanın başını yaktınız ya da... Yakmadım ya. Memnunlar herkes. Çok teşekkür ediyorlar. Kaç çifti verdiniz elinizden geçti? 3-4 tane oldu. Nasıl Hazır. Oluyor bu iş? Giderken gelirken... Çöpçatanlığın püf noktaları. Uzmanından. Ama güvenirsen tabii. Kız tarafına da güvenirsen, oğlan tarafına da güvenirsen, sana destek olurlarsa, sonra yüzün kara çıkarmayacaklarına eminsen... Ya arkadaşım ne olur işte olsun oğlan da iyi kız çöp da iyi. Çöpçatan ne zaman devreye girer? Ya artık oğlanın yaşı gelincesi, kızın yaşı gelince. Çöpçatanı alır bir dert. Sen mahallede de. Evlilik çağında evet. Çocuk var. Evet. Hay Allah ne yapacak bu çocuk? Sana ne? İşte arkadaşlarım istiyor canım sen yaparsın bu işi. Senin ağzın laf yapar sen bir güven neydi be onun diyorlar. Evlilik çağında tekesi olan seni buluyor. Evet. Bizim oğlan koca evlilik çağına geldi bizim oğlan diyorlar. He. Şuna bir bakınıver diyorlar. Bildiğin sen yerde de pazardan muz seçer gibi gidip kız mı bakıyorsun? Yok herhalde? Benim aklımda oluyor zaten o kızla oğlanla ya da. Hemen hazırca. Ahmet'in oğlu Rıza'yla. Şu şuna yakışır. Hemen bir el atıyor. Bayağı da oluyor da. Yaptıklarım da oldu yine de bayağı. Ya sen mi tanıştırıyorsun? Evet. Böyle? Yok onlar bana bir diyorlar da. Hani oğlu olan sen bana diyor bir kız bul ya oğluma dediği zaman benim kafamdakini bir ayarlıyorsun. Ondan sonra olur mu? Olur. Evet. Hemen oraya atıp gidiyoruz üst üste bir gün, iki gün, haftaya adamı atıp verme durumuna getiriyoruz yani. Kıvama getiriyoruz. Peki, finalde ne kazanıyorsun? Yani yok. Eline ne geçiyor? Bir şey geçmiyor. İşte seviniyorlar. Firdevs'en geç. Ah! İşte efsane! Gel! İşte efsane. Otur anacığım. Bugüne kadar onlarca mı desem, yüzlerce mi desem? Bu at yaşlar ya bana verir. Bu eller, bu eller. Kuzum,
Kuzum. Fazla da yanında bulaşmamak lazım. Ha. Çünkü eski alışkanlığı everi vermeye kalkı verir. Sen dayanamıyor musun bekar görmeye anne? Dayanamam. Firdevs anne illa evereceğim. İlla evereceğim. Şimdi torunlarıma başlayacaksın artık. 10 tane torunum var. Evet artık 3. nesli evermeye başlamış efsane Firdevs teyze. Kaç çift everdik bugüne kadar? 4 tane çocuğumu everdim. Yok yok mahalleden başka. Mahalleden çok. 100? Pek 100 yok. 50? 50 var. 50 ile 100 arası evet, çiftim. Evet. Baş göz ettim. Hısımlı akrabam tabii. Hiç ayrılan oldu mu? Olmadı. Hiç? Olmadı. İşte mühür. Hı. Firdevs annenin eli değdiyse, mührünü vurduysa o evlilik tamam. Peki neye dikkat ediyorsun çiftleri böyle birbirine yakıştırırken? Zaten tembih ederim vaktinde küçükken. Daha sen çocuk sokakta seksek oynarken diyorsun. Evet. Kızım büyü seni bilmem kime alacağım. Çetere tutuyorlar yani. Şazimentin kızı doğdu. Ali Rıza'nın da oğlu doğdu. Şöyle bir geçsin 17-18 sene dur bakayım. Sen ne yapıyorsun? 5 yaşında kıza mı diyorsun? Büyüyünce seni işte Osman'ı alacağım mı diyorsun? Evet. Evet. Nallıhan'ın Allah gecinden versin neyse ki kızına el vermiş. Nallıhan bugün hala üreyebiliyorsa, nesli kesilmediyse, devam ediyorsa işte aha bu mübareğin sayesinde. Ya kaldı mı eski işler? Kaldı, tadı yok değil kaldı mi o işte? Artık yavrum yaşlandım. Tabii eski tadı yok o işler. Evet. Her şey gelirdi elimden, her şeyi yapardım da. Bir de bu zamaneler artık kendileri buluyorlar kızları falan. Evet. Kızlar da oğlanları kendileri buluyorlar. Sizin meslek çöp dama atıldı. Evet. Pabuç tam da sizin. Ya. Düşürmüyor. İdare eder. Peki hiç kızım beceremediğiniz yani oldu mu böyle? Hani bir aracı olayım deyip de hiç başaramadığınız olmadı mı? Ya, oluyor tabii. Oluyor. Değil mi? Evet. Nasip olursa oluyor. Siz ama bir uğraşıyorsunuz yani. Uğraşıyoruz tabii. Düğünden çok sen mi göbek atıyorsun böyle aracılık yaptık? Yok. Vallahi eski temsilci. Yerli filmlerde Filiz Akın'la Edison evlenir. Nubar Terziyan en çok o eğlenir. Göbek yapsana mı? Nubar'a Allah rahmet eylesin de. Ne bileyim. Cevat Kurtuluş çok sevinir mesela. Sana ne? O işin kaymağını yiyecek olan Edison ya da Ayhan Işık. Sana ne oluyorsa. Oğlanla kızı nasıl buluşturuyorsunuz Firdevs Hanım? Eskiyseniz biz bilemeyiz yavrum. Nasıl bilemeyiz? Biz sen bilmeyeceksin. Dümür giderdik. Eskiden dümür giderdik. Verilirse alınırdı. Verilmezlerse öyle zorluk yoktu. Kız dümür gitmeden önce bu çocukla oğlan görüşmez miydi? Eskiden yoktu öyle şey. Sen mi görüşüyorsun? Aralarında laf mı taşıyorsun? Sen mi görüşüyorsun? Yok. Benim de beceremez. Hiç konuşmuyorlar mı? Yavrum adı gitti anam. Sen ne bileyim ben? Bazı mesleklerin sırları söylenmez. Kolanın formülü gibi. Kimse bilmez onu. Tabii canım bize de söyleyecek hali yok. Siz buluşturuyorsunuz mu efendim? Yok yok öyle şey yapma. Yok. Öyle buluşturma olmaz. Onu annesi babası şey yapar. Ben dümürlüğe giderim. Kız Ömer gelecekmiş. Kahvenin. Baykuş gibi ötecekmiş. Yok annesinden babasının rahatsız olmaz öyle. O benim sözü aldan sonra boçalarımız değişti miydi? Ne yaparlarsa gitsin yanına gelsin ya pastaneye. Ona karışmıyor. Biz dümürlü gideriz. Yok onlar artık var. Dümürler gelir giderse. Yani çocuk da eşek değil yani. Arayı yapan herhalde bir pastane bir börek mi ikram eder ya. Geliyor eve. Eve getiriyorlar. Yağdırıyorlar her şeyi. Sağ olsunlar. Var bu işte bir rant ama. Tabii canım. Hadi hayırlı. Var tabii canım. Var. En son pasta mı geldi? Pasta da geliyor, dondurması da geliyor. Ben de diyorum bu kilo nereden gidiyorsun kızına? Her şey geliyor. Annemin elinden aldım ben, öğrendim. Sen 4-5 tane yapmamıştın. Yaptım ben bayağı. Yok bayağı. Benim anladığım kadarıyla hediyeni tezahürden aldım. Hazırda bile çok hazırda. Portföyden 10 çift var. Çıncıklı. Babamda tasarlı değil mi? 4 tane kız, 4 tane oğlan bile var. Onlara gideceğiz artık. Allah kolaylık versin. Siz de sağ olun. Şu çiftler evleneceğiz ama haberiniz olsun. Yine şeker. Var mı ki oğlumuz evlenecek varsa ablam? Var. Mahmut var ışıkçı. Tamam bizde de var canım. Kızlar da bizimki kart ama biraz. Kartmadı. İtina ile evde kalmış kızlara damat, evlenememiş adamlara da kız. Adres Girdevs.
kaynananız size ya kızım, ya yavrucuğum, ya canım evladım diyorsa sakın aldanmayın. Tığ gibi evlenirsiniz kayınvalide eliyle. Az sonra. Bu bir dram aslında. Bu pazar çarşamba günleri kuruluyor. Bey pazarının pazarı. Sabah erken saatlerde gelirseniz rahat. Kınada yakmış ya saçlarını. La sus, ona akıl etme, bir de kalk beni bu adamı bırak. Açım. Açım. Kolay gelsin. Sağ olun. Siz de sağ olun. Hoş geldiniz. Böyle bir hızlı giriş yaptık ama öyle bir kaykılmış yer kapmamışsınız. Oturacak yer bulacağız inşallah. İşin en zor kısmı yemek yapılan yerde kendinize oturacak bir yer bulmaktır. Artık yapacak bir şey yok. Öğrenci otobüslerinden eski alışkanlıklarımızla ahaliyi yavaş yavaş sağa sola itmek suretiyle kendinize aşağı yukarı oturabilecek bir yer bulabilirsiniz. Peki kilo alan sunucular neden programlarına devam etmiyorlar? Çünkü röportaj yapacak, oturacak bir yer onlara kalmıyor. Kiloları nedeniyle sizi tenzih ederim. Evet. Zinhar sizi tenzih ederim. İsminizi bağışlar mısınız efendim? Zekiye Yüzbaşıoğlu. Öyle mi? Yüzbaşıoğlu bir asker eşi, eşliği durumu, bir asker torunu. Yok, soyadından dolayı öyle. Zekiye hanımefendi. Yaptığınız işlem anladığım kadarıyla etli yaprak sarması. Evet. Biz bu arada Ankara Beypazarı'ndayız. Beypazarı acayip bereketli bir yer. Yemeğiyle, etrafıyla, geçmişe bağlılığıyla, Zekiye Yüzbaşıoğlu hanımefendiyle, ki kendisini tanımayanlar çok şey kaçırmışlardır. Bu saatten sonra tanısanız da hiçbir şey fark etmez. Çünkü bugüne kadar yapa geldiği bütün yemekleri sadece gördüğünüz gibi kendisi yemiş, yutmuş efendim. Kimseye yedirmedi, hep yanına yedirmedi. Afiyet, bal, hattı zatında şeker olsun. İsminizi bağışlarsanız. Nevin Kıvanç. Nevin hanımefendiciğim. Buranın meşhur mudur yaprak dolması? Evet, çok hoş, sevilerek yenilen bir şeydir. Yani yemek. Esasında saraylarda yapılırmış eskiden etli yaprak sarması, bilir misiniz? Saray yemeklerinden de, Osmanlı'dan kaldı bunlar. Öyleymiş ama. Evet. Özellikle ama etli yaprak sarması, Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın, haminnem söylerdi. Kendisi Abdülaziz'in aşçısının mahalle komşusuymuş. Mahalle komşusuymuş. O söylerdi, haminnem benim. Ama Beypazarı'nınki özel gerçekten artık. Eskiden saraylarda kuzineler vardı, bilir misiniz bilmiyorum. Ortada bir mangal yanardı meşe kömüründen. İnanır mısınız? O günleri özlüyorum. Yani. O günleri özlüyorum. Hakikaten. O zaman senin bu dünyaya kaçıncı geçtin? O günleri görmüşsün, bir de bu günleri görüyorsun. Kaçıncı geçtin? Mamafi yaşımı göstermedim söylerler. Ne kadar gençsin derler söylerler arkadaşlar. Efendim, diğer dolmalardan farkı nedir? Neden Beypazarı yaprak dolması ya da sarması diğerlerinden daha farklıdır? Şimdi içine konan bütün ürünler, maydanoz, dereotu olan bütün Beypazarı'nın bağ ve bahçelerinde yetişir. Bir. Affedersiniz. Adana'dan bir maydanoz gelse koymaz mısınız? Koyarız. Onu da koyarız. Yani buradaki de daha taze toplanmış gelmiş oluyor. Yine özür dileyerek affedersiniz. Uşak'tan bir tane pirinç geldi. Koymaz mısınız? Koyarız. Niye koymayalım yani? Uşak da bizim. Yine özür dileyerek söylüyorum. Konya'dan tuz geldiğinde aman bu Beypazarı'nda üretilmiyor deyip atar mısınız bir kenara? İşte Beypazarı'na tuz yok da kullanıyoruz onu. Pek çok affedersiniz. Tokat Erbağ'dan bir yaprak geldi. Onu sarmaz mısınız? Sararız. Sarmaz olur muyuz? Sararız. Üstünde yazmıyor. Bakın Made in Beypazarı yazan bir şey yok affedersiniz. Yani şimdi siz... Dolayısıyla ben sualimi evet, tekrarlayayım arzu ederseniz. Özellikle Beypazarı etli yaprak dolmasının ya da sarmasının diğer dolma ya da sarmalardan en belirgin farkı nedir? Şimdi belki saranlar güzel sarıyor desek yaşaymış, bu sefer de... Yaşaymış. Ağzından aldınız. Çoğu yerde yaprak sarması yapılır ama bu kadar incesi. Siz niye kızdınız? Ama bak, bu Beypazarı'a ait. Hanımlar sardığı için. Hanımlar mı Beypazarlı olması? Beypazarlı olduğu için. Beypazarı mamülü sarmanın en önemli farkı diğerlerinden onu Beypazarlı hanımların yapmasıdır. Evet. Fark buradadır. Doğru cevap A şıkkı olacaktı. Doğru. Eğer siz de A şıkkını işaretlediyseniz boşu boşuna hediye beklemeyiniz. Sadece bilmiş oldunuz. Peki efendim, bunu emredin efendim. Beypazar dolması Konya
Ablam Konyalı bak. Onun dolmasıyla bizim dolmamıza bir bak. Sarmamıza yani. Bakıyorum ve Konya'ya da gidip program yapmak durumunda olduğumuz için ya, diyorum ki aa ne farkı var canım. İkisi de güzel ama şu an Beypazarı'ndayız. Kimin arabasına binersen onun türküsünü söyle misali. Şu an madem Beypazarı'ndayız. Vallahi elinize sağlık. Hanım olacaksın bir de saramıyorsun be ablam be. İsminizi bağışlarsanız. Perihan Öztekin. Perihan hanımefendiciğim Konya'nın neresindensiniz acaba? Karamanlıyım. Karaman. Karaman artık bir il. Siz Konyalı evet. Değil Karamanlısınız. Evet. Hakikaten Karaman'ın koyunu sonra çıkar oyunu. Beypazarlı hanımların yaptığı yaprak sarması diye oturduk. Çıktı mı size Karaman'ın koyunu sonra çıkar oyunu? Hanım Konya nereye bura nereye? Ne işiniz var burada? Arkadaşımla gezmeye geldim. Geldiniz ve Beypazarlı hanımların maharetli ellerinden yaprak sarmayı bir daha öğrendiniz evet, öyle mi? Evet yaprak sarmasını öğrenmeye geldim buraya. Ama gördüğüm kadarıyla öğrenememişsiniz sadece sarmışsınız. Beceremiyorum. Gerekli incelik sizde yok. Yok anacığım. O kalın kalın elleriyle affedersiniz. Sayın hocam ne kadar güzel sararken. Peki efendim hakikaten farkını varıyorsunuz değil mi? Görüyorsunuz yani Beypazarlı hanımları. Evet. Kız alınır mı Beypazarı'ndan? Efendim? Beypazarı'ndan kız alınır mı? Alınmaz. Dolayısıyla Beypazarı'ndan sevdiğiniz varsa hemen arkanızı dönün, koşarak uzaklaşın. Bir tane yaprak sarması yiyeceğim diye boşu boşuna başınızı yakmayın. Sevgili arkadaşlar neden alınmıyor efendim? Ben şaka dedim. Alınmaz olur mu canım? Niye alınmaz? Ne bileyim efendim. Biz soruyoruz. Siz de alınmaz alınır, diyorsunuz. Yok, ben şaka olsun dedim. Peki alınır. Çok masraflı mı olur hani? Yok. Değil yani. Başka parası yok. Bir şey yok Beypazarı'nda. Eskiden var mıydı? Köylerde varmış ama şehir merkezinde size yoktu. Size başlık parası ödendi mi? Ödenmedi. Eyvah. Akrabaydı. Size ödendi mi efendim? Hayır. Akraba, akrabaya mı gittiniz siz? Ben annemin dayısının oğluyla evlendim. Yoksa yabancı olsaydı? Yok. Yine başlık parası yoktu. Yok. Ne zaman kalktı efendim başlık parası? Ben bildiğimden beri Beypazarı'nın içinde başlık parası yapan yok. Ondan önce varsa biz yok. Görmedik zaten. Şimdi köylerde varmış da ama kız evi ister mi bir şeyler hani kızı vermek için? İşte beşi bir yerde. Yani herkese göre de değişir. Yani olan ev zaten istemeden yapar. Bütçesi müsaitse. Değilse yapamaz. Ne yapsın hani zora sokma işi de yok yani. Kız istemesini biliyor ama. Ayşe Türkoğlu. Ayşe Hanım efendiciğim. Buranın sahibiyim. Mevalan konağın sahibiyim. Koskoca konağın sahibisiniz. Sahibiyim. Kimden kalmış efendim konak size? Konak kalma değil, aldık. Konağı 81 aldınız. Yılında aldık. Biz de konak aldık. Borcunu ödüyoruz. Güle güle kullanın. İnşallah borcu biterse. Biter. Pahalı oluyor be bu konaklar be abla be. Pahalı olsun varsın. Öyle olsun be. Neyse. Dünyaya bir daha mı geleceksin? Evet, tabii. Oturacaksın, konaklarda oturacaksın. Değil mi? Bastırdınız parayı aldınız konağı öyle tabii. Mi? Tabii. Sonra bu konak geleneğini mi yaşatıyorsunuz? Eskiden konaklarda toplaşılıp yapılmış tabii, yoksa? Dolmamız, güvecimiz meşhur burada. Bunları yapıyoruz konaklarda. De yani benim konağımda böyle yemek yok. Ben gözleme yapıyorum yarımca. Öyle mi? O da Beypazarı'na ait. Yarın gelirsen yersin. İnşallah geliriz. Allah nasip kısmet İnşallah. Edersen. Şimdiki gençler bunu sizin gibi sarabiliyorlar mı? Sararlar. Yani siz kızlarınıza da öğretiyorsunuz. Öğretiyoruz. Onlar daha ince sarar. Bizden hatta, de ince sararlar. Öyle mi? Kalem gibi. Ağzının tadını bilenler, ağzının tadına kıymet verenler. Beypazarlı bir kız gördüğünüz zaman alın. Alın. 74 kilo başlarsınız evliliğinize. Evliliğinizin 3. yılı dolmadan sanıyorum 103-104 kilolara kadar varırsınız. 5 kilolu mu be? Benim bey de kilolu değil. Gelinin oğlum kilolu. Gelinin kilolu. İnsan kavgada demez gelinin kilolu diye. Ama sen olsun affedersin. Ben seviyorum yine de kilolu olsun. Herhalde kilo aldı diye kapının önüne koyacak halin Hayır, yok benim gelini de. İki oğlum var. Allah gelinim bağışlasın. Kızım gibi yani gelinim değil. Kaz bir kere yandı annem. Sen yok, sabaha kadar yok, çevir yok. Kazı. Kaz sağlam tütsülendi şöyle bir. Hiç tütsülenmedi benim. Gelin şuradaki hafif toplandım mı? Dikkat edersen kibarlı evet. Hafif toplandım mı? Diyorum. Evet. Sen direkt benim gelin kilolu demiyorum. O sana dese benim kaynanam da cadı dilli dese demez, hoşuna gider mi? Demez. O da nereden demez, belli? Demez. Canım sar kaseti geri dışarıda yaptığımız röportajı. Bak ne diyor senin için.
Cadı, cadı! Yılan dinle, zehir sıkıyor dinle! Bana bir de şişman diye! Dedi, sizin. Yayınladık mı o görüntüleri? Demez. Yayınladık annem, sen yayınla de gördüğüne inanmıyorsun ya. Yayınla var, gene de demez. Peki bu gelin hanım hakikaten acımasız kayınvalidenin söylediği gibi kilolu mu yoksa ortalamalar dahilinde mi? Az sonra değil, hemen şimdi. Gelin hanım lütfeder misiniz efendim? Endamın yeter. Vallahi isterseniz aramızda oturmayın da böyle yan yana. Ben aranızda kalmayayım. İsminizi bağışlarsanız efendim. Yasemin. Nerede hafif balık etinde bir hanım görürseniz biliniz ki o büyük ihtimalle Beypazarı'ndır. Nerede kalın yaprak sarması saran bir hanım görürseniz Beypazarı'nda biliniz ki o Beypazarı'nı değildir. Ya Karamanlı, evet. Neyine bakacağım annem? Yaralı parmak gibi sarmışsın onları hocamın deyimiyle. Evet, peşinizden çok mu koşturdu kaynananız? Evet, bayağı geldiler yani. O kadar sen kızın peşinden koş koş. Alacağım diye sabahla göbeğini çatlat. Sonra al benim kızına. Şişman de. Ama benim evim de oldu. Yememiş yedim. 16 yaşında gelin geldim. Burada büyüdüm gibi bir şey yani. Burada gerek yaşça... Evet. Gerek kiloca. Gerekse ebatça bayağı bir büyümüşsün. Evet, İyi bakmış burada. Size. Evet, bakmış. Sağ olsunlar. Konak gelini bu yani. Siz evet. Bir... Olgun ve dolgun olacak. Hanım, doğru. Evet. Konak gelini dediğin hem olgun olacak hem de dolgun olacak. Evet. Sizi hem toy almışlar hem zayıf almışlar evet. Ki bir konak gelinin de olmaması gereken bir şey. Bey memnun evet. Mu? Evet, memnun. Bir hava vesilesi oluyor mu beyler arasında? Nasıl gibi? Şu giden iyi bakımlı semirmiş hanım o benim hanımım. Ha. Yanlış anlama o zayıf olan iyi. Değil ha o çelimsiz olan değil. Oluyor mu? O da bana iyi bakar ben de ona iyi bakarım yani. O da zayıftı evlendiğimizde ikimiz de zayıftık. Sonra siz el birliğiyle. Evet kilo aldık. Hop 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 değiş ton ton. Evet öyle olduk. Oldu. Kaç çocuk evet. Efendim? İki çocuk, bir kızım, bir oğlum var. Onlar da 3,5-4 kilo doğdular. Fukaralarım herhalde bir 30-40'ı. Yok. Bu ananın, babanın ve babaannenin elinde herhalde bir... Kızım toplu da oğlum çok zayıf. Hayta işte bunlar be. Evet. O kadar diyorlar top oynama diye. Yok, evet. Yakıyor evet, çocuk. Evet, yakıyorlar. Yakıyor. Memnunsunuz halinizden. Memnunuz, Allah'a çok şükür. Peki kaynananız olacak bu çatal dilli hanımefendi. Sağda solda yine derse... Kilolu olan bizim gelin. Hoşunuza gidiyor mu acaba? Alıştım artık. Sürekli söylüyor yani. Evet söylüyor. Biraz arkasından konuşmak gibi oluyor. Tam arkasından oldu zaten. Evet. Hatta biraz dönerse yandı. Yüzüne de söylemiş evet. Olacaksınız. Aman bu arkasından konuşalım. Zaten söyledi de onun için geldim. Duydunuz. Evet duydum. Annem geline kilolu denir mi annem ya? Ama ben iyi baktığım için söyledim ona. Kaynanalık yapıyor mu size? Yok yapmaz. Annem gibi. Kilolu diyor. Annem insan evladına direkt Lambert diye kilolu der mi? 13 sene olduk yani anne kız gibiyiz. Gelininizin gönlünü almak ister misiniz? Gönlünü her zaman alırım gelinimin. Nasıl yapıyorsunuz o işi? Ya istemediği şeyleri alırım haberi yokken alırım. İstemediği şeyleri yani, haberi yokken haberi alırım. Alırım. Gelin evlendiğinde aslında bir sürü takısı vardı ama kayınvalidesi istemeden nelerini alıyorsun anne? Hayır ben o istemeden yan çarşıdan bir şey alır gönderirim. Ha hediye alıyorsun sürekli. Hediye yani. Ne alıyor efendim size? Giysi alır, ihtiyaçlarımı alır, çocukları zaten alır. Zaten giysinin ebadı ve numarası sürekli değiştiği için evet, almak sürekli. Zorunda biraz evet. Daha. Evet, 38 yılında. Bedenden başladınız. Evet, çıktı. 40-42'ye kadar, 46'ya kadar. Çıktı. Alacaksın tabii hanım. Yedirirken düşünecektim. 9 kilo alır aldığım elbiseler olmaz ona diye. Hem yesin hem alırım. Geline evet. Bir türkü söylemek isterseniz. Ben onu yapmıyorum. Konaklar yaptırdım gelip geçmeyi. Onu yapmıyorum. Boşa kostaklanma, kostak değilsin kilolu. Gibi gönlün alma olabilir. Efendim kolaylıklar diliyoruz size. Bu ne zaman pişecek ki derken işte. Bu doldu. İşte Allah'ın sevgili kuluyuz. Pişmişinden size bir gösterelim efendim. O mübarek elcağızınızla. Emine'cim çatal getir. Hiç gerek yok. Elinle mi tutayım? Lütfen. Buyurun. Meşhur Beypazarı etli yaprak sarması. Saraylara layık. Sarayda çalışan... Konak Konaklarda yapılıyor.
Allah rahmet eylesin. Hamin demin ellerinden yer gibiyim ayol. Afiyet olsun. Mama afi. Vereyim bir de. Lütfen. Fransa'dan geldiğimde ilk. O zaman Şişli'de oturuyorlar. Orada tatlım bir kadar lezzetli ama tuzu biraz sanki. Çok mu olmuş? Biraz fazla olmuş. Bazen bu de... herhalde gelini ayarladın şekli aslında. Bol tuzlu. Onu bana sarmışlar. Gitti. Evet. Şuna bakmayın sizin istikakınızı. Ben ondan yiyorum. Kilo alıyorum işte böyle. Siz de canım kendinize sarınız ayol. Bir tane daha alabilirsek lezzetini tam anlatmak maksadıyla. Sarma bu. Canınız çektiyse üşenmeyin. Mutfak orada. Malzemeleriniz varsa anında buyurun. Havuç tarladan nasıl sökülür? Hastalara mı sökülür? Peki. Tekerleme gibi. Pazardayız. Hakikaten pazardayız. Bir de üstüne bey pazardayız. Yani bey pazarının pazarındayız. Bu pazar çarşamba günleri kuruluyor. Bey pazarının pazarı. Sabah erken saatlerde gelirseniz rahat. Hoş bulduk. Efendim günaydın. Tamam. Nasılsınız? Ben Allah. Sonra öyle. Öyle. Allah. Ya. Aman aman. Aman. Televizyonda gördünüz. Akşam gördüm, izledik. Akşam mı? Bizim yayınlanmadığımız gün var mı? Sanıyorum yok. Neydi onun adı? Neyin adı? Kızıkta da zamanı karatoğlarda diyemedin diyor. Oradaydım. E dün gördüm. Aman efendim biz çıkarız bundan. Çıktınız. Çıktınız valla. Bunları sen mi yapıyorsun anacığım? Yok ben oğlum yapıyor da satıyor. Oğlun mu yapıyor? Oğlum sütçülüklerde çalışıyordu oradan veriyorlardı ben de satıyorum. Neler satıyorsunuz anneciğim? Süt? Süt, şey, peynir, tavuk. Tavuk? Tavuk. Dijital tartılardan sonra yurdum insanında yeni doğal, natürel, organik tartı kaç kilodayım? Aşağı yukarı 4,5-5 kilo gerek kişi. İddia bu. Şimdi kantar bul da bunu kanıtlamaya çalış. Safan köründe. Boşver. Sağ ol dayı. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Annesi. Evet. Nasılsın? İyi. Seni sormalı. İyi çok şükür. İsmini bağışlar mısın? Ayşe Gülüm. Neler satıyorsunuz efendim? Tarhana, nohut. Yoğurt, bu kak peynir. Mı? Evet. Kayısı kurusu aldayım. Kayısı kurusu mu? Evet. Elmanın kurusuna kak denmez mi? Denir. Kayısı kurusuna da denir kak, kak diye. Evet. Kaktıral helal et. Helal olsun canım içinden alın. Ya çocukluğumdan beri yememiştim. Ah, sonra rahmetli babaannem yapmıştı ama. Bu nesi olur kakın? Kompostosu olur. Böyle kuru yenmez mi? Yenir. Kendini bilmezler yer herhalde pazarda. Doğru ortasında. Haklısın. Doğru haklısın. Sen bizim köye getirdin yufka doğratacağım da. Böyle televizyonda çıkıyor. Ya bu yufkalardan ne yapacağız biz? Yufkalardan börek yaparsın. Yaparsın da ye bir yere kadar annem. Doğru haklısın. Ben başladığımda 11 kilo daha zayıftım bu işe. Ha doğru haklısın. O da ceviz. Pardon? Televizyonda daha kilolu çıkıyorsun söyleyeyim. Halbuki ki? Yani vallahi daha zayıfsın. Evet. Siz gördüğünüz bu şişman görünümlü adama aldanmayın. Kamera hilesi. Günaydın. Günaydın ya. Hatta Nur Ertürk'ün dediği gibi günaydın, 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 günaydın. Yeter Nur günaydın, günaydın, günaydın. İsminizi bağışlar mısınız? İsmim Melek Yazgan. Ne güzel isminiz var öyle maşallah. Güzel mi? Güzel. Siz beğenmiyorsunuz mu isminizi? Yok beğenmez olur muyum? Anam babam koymuş benim ismimi beğenmez mi? Beyim ismine? Beyim ismi Nurullah Yazgan. O kadar odun ne güzel ismi varmış öyle siz. Tencere ben... yuvarlanmış.
Nurullah Bey bir meleğe mi kavuşmuş nihayetinde? Kavuşmuş. Efendim yan komşunun eşi pazara getiriyormuş beyi. Sizin komşuyu. Nurullah abi de sizi pazara getirip bırakıyor mu? Getirir, o da getirir. Oğlum var, o da getirir. Peki efendim Nurullah Bey satış yapabilir mi pazardan? Gelse yapar. Ama, o da yapar. Ama gelmiyor. O da geldi de gelmedi böyle. İnaklara bakacak köyde. Siz sırayla mı pazara çıkıyorsunuz? Yok, o da gelir. Sürekli de ben gelirim. Kim daha çok satış yapıyor? Ben yaparım. Sebep? Ne bileyim, hanımlar benden alıyor, ben geliyorum. Beyden almıyor mu hanımlar? Bey de geliyor, o da alıyor, benden de alıyor. Siz nereden geldiniz buraya? Ben Beypazarı'nın Dibecik köyünden geldim. Sizin bu yöresel kıyafetiniz mi? Evet. Bu eşarba ne diyorsunuz? Biz buna bürgü koruz deriz. Bürgü, bürgü. Bürgü? Evet, başımızı örttüğümüzü bürgü deriz. Gençler örtüyor mu bu bürgüde? Örten de var, örtmeyen de var. Anacığım bunları sen mi örüyorsun? He, ben örüyorum. Sonra pazarda satıyorsun. Getiriyorum biraz satayım diye işte. Eğer ayıp olmazsa yaş kaç? Yaş mı? 68. Anneciğim soğuk be. 68. Yok soğuk diyorum ya. Soğuk değil. Işte. Senin artık yaşın sobada oturup soba kendisinde. Sobada öyle bir daha yakmak var mı? Öyle bir daha yakmak var mı? Sobanın yanında oturacaksın işte bunları satacaksın da yiyeceksin. Yok mu bedava ekmek? Yok. Kınada yakmışın saçlarını. La sus, ona ahlul etme, bir de kalk beni boğma adamı bırak. Kalk git ebeler boğum boğum, gürbüzün ebelerinde bir gidip beni boğum burada. Aşk olsun ya. Aşkım, televizyonda bakarız bakarız sen gel. Kınayı kim yaktı anacığım? Kendim yakarım, kim yakar? Gelin yakmaz mı? Gelin doğru, yok kimse yok yanımda, ben varım kendim. Yok mu? Ne yaptı gelinler, çocuklar, gittiler mi? Gelinle doğru, ayrıldı durumu gelinle kızla. Kız da gider. Gelin de ayrıldı. Ayrı evde mi durdular? Ayrı evde duruyorlar. Ben de ayrı evdeyim işte. Adımı almadım dünyada ben muradımı. Vay vay aman nah nah esmin vay vay. Kolay gelsin. Kolay gelsin Cumhuriyet'e. Nasılsınız? İyiyiz. Allah kolaylık versin. Bu nedir annem? Yoğurt, süzme yoğurdu. Torba. Süzme yoğurt nasıl yapılıyor? Yayık ya, sütü pişiririz, yaparız. Yayık yaparız. O bildiğimiz... Akıtırız. Yayık. Yok, ceylanlı yayık da yaparız. Ha, ceylanlılar çıktı ceylanlı. Şimdi. Ama siz o yayığı da bilirsiniz. Onu da biliriz. Önceden onunla yapardık, şimdi bununla yapıyoruz. Sonra sütü kaynattık, sütü yayıktan kaynatırız, geçirdik. Yayıktan geçiririz. Süzme, bunları da akıtırız, toplarız, böyle getiririz, satarız. Torbalar? Torbaları, bu torbaları da akıtırız. Farkı ne onun diğer yoğurttan, süzme yoğurdu? Bunun yağı alınıyor. Yavun alırız. Yavun ne? İşte yağlar, tereyağı. Tereyağı bunlar ayrı satarız, bunu ayrı satarız. Yok yok, bunun diğer yoğurttan farkı ne süzme yoğurdu? Bu yağsız işte, yağsız yoğurt. Diyet. Biliyor musun diyet ne? Biliyorum. Ne? Diyet işte şey etmek, behruz etmek. Behruz etmek. Perhiz. Perhiz. Kilo verenler alıyor mu bunu? Kilo vermek isteyenler? Bunu bilen biliyor. Çoğu bilmiyor. Şeyle biliyor bu tarafla. Köylü tarafları biliyor çoğunlukla. Köylüler biliyor. Çoğunlukla köylü alıyor bunu. Efendim yüzyıllardır köylülerimizin bildiğini biz metropol insanıyla şehirlilerle de paylaşalım. Süzme yoğurt var ya pazarlarda. Hemen her pazarda vardır. Diyet ürünü arıyorsunuz yani. Yağsız yoğurt. Aham da size yağsız yoğurt. Hava soğuk. İki tane odun. Öyle. Öyle vallahi. Allah kolaylık versin. Sağ ol. Soğukta her gün yanıyor mu böyle pazara geldiğinizde? Yanar. Ateş? Yanar. Elbet yakacağız. Tabii. Dondu mu eller? Dondu. Kaçta geldiniz buraya? Biz bugün geç geldik. 8'de geldik. 8 geç mi sizin için? Geç. 6'da geliyoruz biz. 6'da mı? Evet. Pazara mal dağıtıyoruz. Havuç dağıtıyoruz. Kaçta bitiriyorsunuz işe? Akşam ezeninden sonra. Bu havuçlar nereden? O Kayabükü köyünden getiriyoruz. Beypazarı gene. Evet. Havuç meşhur mu buralarda? Meşhur. Öyle duyduk biz de.
Beypazar havucu meşhur. Ama her şey meşhur annem bu Beypazarı'nın. Ya havucu tabi meşhur. Öyle mi? Evet. Ne faydası varmış havucun? Onu bilmiyorum. Aa. Ya efendim? İşte sarı boğaları besliyor. Ufandan bir tane helal eder misin? Torbasıyla götür. Torbasıyla değil. Adam var trilyoner 1 lirayı verirken eli titrer. Teyzem şurada sabahın 6'sından akşamına kadar çalışıyor. Bir tane avuç istiyoruz, torbasıyla götür diyor. Ya vallahi kim şimdi zengin hakikaten? Bir tane ufak. Havucun faydasını ben size... Eyüp neredesin ya? Gözde faydası var. He? He tamam. Neredesin? Eyüp. Havuç yersen beni görürsün. He? Havuç yersen var. Tamam canım. Dişleri kuvvetlendirin. ...8 milyon 316 bin 742 tane sakal var suratımda. Havuç tarladan nasıl sökülür? Hastalara mı sökülür?